Line TV'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Kent Meydanı'nda, Cam Stüdyo'da seçim 2015 programında seçimin gündemini ve nabzını tutmaya devam ediyoruz. Seçim atmosferinde tansiyon her geçen gün biraz daha yükseliyor. Seçime de kısa bir süre kaldı. Milletvekili adayları tüm hızlarıyla adım adım seçimi nabzını tutmaya devam ediyorlar ve vatandaşa dokunmaya devam ediyorlar. Bu akşam AK Parti'den bir konuğumuz var, Sayın Gürsel Dönmez. Hoş geldiniz, kendisi hoş bulduk, akademisyen. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet, bugün Bursa serin bir gün yaşıyor. Evet. Siz söze girerken siyasetin yavaş yavaş ısındığına dair dolaylı da olsa bir cümleyi aslında sarf ettiniz. Aslında şöyle Gürsel Bey, halk bizim gözlemimiz bir gazeteci olarak. Seçime adaptasyon konusunda bayağı bir zaman bekledi. Biraz ilgisiz kaldı sanki. Bu referandum, yerel seçimlerin geçmesi, bir seçim dönemi atlattığı için ülke bundan olabilir diye düşünüyoruz. Siz de bunu gözlemlediniz mi? Esasen ilk elde öyle bir izlenim var. Yani medyada arkadaşlarımız da bunu altını çizerek yazdılar. Fakat bu olgunun bir başka boyutu var dikkatleri çekmeyen, o da şu. Yani Türkiye'de seçmen, vatandaş artık siyasi kültürümüz Avrupa oranına o kadar ileri bir seviyeye çıktı ki doğal karşılıyor. Yani hayatın normal akışı içerisinde bir ekstra, bir olağanüstü gelişme veya durum olarak değerlendirmediği için yani pazar günü işte vakti saati gelince gidip seçimde oylarını kullanacak. Yani hayatın olağan akışını çok fazla etkileyecek bir olay olarak görmüyor. Bunu ben doğrusu Türkiye adına güzel bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Bir başka boyutu da mesela anketlerde, yorumlarda kararsız bir kitlenin olduğu bahsi var bolca. Aslında bizim sokaklarda şu anda sokaklarda kararsız kitleden çok fazla söz edilir oldu. Kamuoyuna ve basına yansır oldu son dönemde. Tabii %20'lik bir paydan söz ediliyor. Yok, o kadarlık bir şeyin bu aşamada muhalefet olmasını partilerinin de dillendirdiği rakamsal veri bu. Çok önemli tabii, yani kararsızların tercihleri seçimde öyle değil mi? Aslında elbette. Şimdi anket teknikleri bakımından değerlendirdiğimizde evet, orada yüzer gezer, uyur, kararsız, henüz ne yapacağını göstermeyen bir kitlenin var olduğu fikrine ulaşıyoruz. Ama Türkiye'nin yakın siyasi geleceği çerçevesinde değerlendirdiğimizde Türkiye'nin kendi dinamikleri çerçevesinde bu kadar kararsızın olması mümkün değil. Yani çok olağanüstü bir durum olarak öbür türlü bunu değerlendirmek lazım. Biz tabii seçim çalışmaları münasebetiyle birebir halkla, insanlarımızla, Bursa'yla temas halindeyiz. Aynen. En ücra köşeye varıncaya kadar. Herkes kararını vermiş durumda. Belki anket yapan arkadaşlarımıza, şirketlere kararlarıyla ilgili nihai cümleyi sarf etmekten kaçınıyorlar. Yani Türkiye pazar günü, 7 Haziran pazar günü akşamı istikrara devam diyecek. O noktada herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Yani kararsız kitlenin de zaten seçimde sandık başına gittiği zaman oyunu istikrardan yana kullandığı bir gerçek. İstikrardan yana kullanıyor. Çünkü koalisyon hükümetlerini ülke denedi ve olumsuzluğunu yaşadı. Evet. Bu veriyi de dikkate almak gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Mesela genel bir resim içerisinde değerlendirelim. 13 yıl boyunca muhalefet yapan, işte ana muhalefet ve işte Milliyetçi Hareket Partisi, onu da muhalefete dahil ediyoruz. HDP'yi de oraya koyalım. Yani bu partilerimizin tabanlarının kararsız olması diye bir şey söz konusu olamaz. Değil mi? Yani muhalefetin kararsız olması diye bir şey söz konusu olamaz. Kararsız olduğu iddiası ile işte ifade edilen o rakamlar bizim seçmenimiz. Ağırlıklı olarak AK Parti'nin seçmeni kararsız falan da değiller. Bir kısmı naz yapıyor. Diyorsunuz. Bir kısmı naz yapıyor. Peki bu naz neden kaynaklanıyor? Sayın Dönmez. Yani belki orada sizin az önce bahsettiğiniz noktaya geri dönmek lazım. Yani işte peş peşe seçimler yaşadık. Onun verdiği bir yorgunluk da var. Diğer taraftan nazı insan sevdiğine yapar. Yani işte, sevenler arasında naz olur.
biraz belki daha iç politikaya yönelik, daha günlük hayatın ayrıntılarına yönelik bir tutumu bizden tabanımız bekliyor olabilir. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu işte yeni bir sayfa açtı. Bize çok tanıdık gelen bir sayfa. Yani makro ekonomi hem teorisi bakımından hem pratiği bakımından aslında dünya kamuoyunun kabul etmeyeceği, biraz da bıyık altı belki gülerek karşılayacağı bir kartla seçim atmosferine giriş yaptım. Bunu ben insanlar nezdinde tamam sohbet malzemesi oluyor ama kararlarını etkileme noktasında etkileyici bir husus değil. Çünkü 25 yaş altı nesil belki bir tarafa ama Türkiye'nin yakın geçmişini yaşayan insanlar bu tür arkası kolay doldurulamayacak vaatlerin yakın gelecekte 3 ay 5 ay bilemediniz işte 9 aylık bir süre içerisinde nasıl bir fatura olarak geri döneceğini bizzat yaşadıkları için, pratik olarak bildikleri için orada bir sessizlik var. Bu sessizliği biz tabii AK Parti olarak anlayışla karşılıyoruz. Fakat bu seçimin çok daha enteresan, renkli tarafları var. Türkiye'de ulusal medyamız, Bursa'mızın yerel medyası belki yeterince o noktaya eğilmiyor. İlk defa olmak üzere yani bir genel seçim anlamında. Yurt dışında bizim 7 milyona yakın vatandaşımız tabii, var. Tabii, kuşkusuz o İlk çok defa önemli olmak bir üzere yaşadıkları ülkelerde ana vatanlarıyla ilgili siyasal karar süreçlerinde oylarıyla yer görüşlerini alacaklar. Sandığa gidecekler. Ben birkaç gün önce Almanya'da Berlin'deydim. Tabii evet, birden sokaklardaki havaya, Bursa'daki tuttunuz, değil mi? O çok önemli bir göstergeydi sizin tabii, için. Tabii. Aslında yani biz, o havayı anlatırsanız memnuniyetle. Tabii biz birden kitabın ortasından başladık sohbeti. Aynen öyle oldu ama istatistik verilerle başlamış olduk. Kitabın ortasından ve hayatın ortasından ve sokaktan konuşalım. Arada fırsat olunca birkaç cümleyle kendimizi de tanıtmış oluruz. Ben deniz uzun yıllar yurt dışında yaşadım. İşte 10. sıra milletvekili adayı Gürsel Dönmez. AK Parti'nin akademisyensiniz. Merak ediyorum ama biraz yaşamınızdan söz ederseniz. Ben AK Parti'nin 10 numarasıyım. Evet. İnşallah partimle beraber 10 numara işler yapacağız. Yapıyoruz da zaten. Geçen genel seçimlerde 11 milletvekili son anda bir çıkış. Yıldırım'daki oylarla acaba ne olacak? Yani realist bakarsak açıkçası 12... Açıkçası muhalefet de çok çalışıyor. Çalışmalar lazım. Yani demokrasinin yerleşmesi, demokrasinin bu topraklarda kökleşmesi bakımından muhalefet su gibi olmazsa olmaz. Yani birçok noktada... Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan ön seçim bayağı bir hareket kattı. Diğer yani ittifaklar biraz zor bir seçim ortamı aslında. Hı. Bir başka partimizin ön seçim dinamikleri hakkında yani burada bir polemik yorumu yapmayacağım ama ben sadece olumlu yansıdığına dair bilgileri aktarmak istedim. Dinamiklerini biliyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımız da biliyorlar. Ama güzel şeyler bunlar. Tabii demokratik bir ortam olması tabii ki güzel. Takdirle AK Parti'de de adaylığından adaylığa geçiş sürecinde birçok aşama kaydediliyor. Yani aşama atlatılıyor. Tabii, temayül, tabii. Ondan sonra daha farklı STK'ların önüne sandık konuldu. AK Parti'de de STK'ların önüne sandık olması önemli bir gösterge. O da demokratik bir tablo oluşturdu. Müthiş bir hamleydi. Heyecan kattı, öyle değil mi? İnşallah bütün partilerimiz bir sonraki seçimlerde bunu yaparlar. Yani STK'lar üzerinden yani Bursa'da, İstanbul'da veya Türkiye'nin her yerinde kimin aday olacağı hususunu bir istişare mekanizması halinde vatandaşlara sorarlar. Yani tabii benim ki. İçin de müthiş bir deneyimdi. Yani partimin yaptığı STK temayül yoklamasında... Peki adaylık bekliyor musunuz? Müsaadenizle cümlemi bitireyim. Orada MHP'li, CHP'li arkadaşlar da gelip bizim temayülümüzde oy kullandılar. Büyük bir keyifle. Yani benim için de enteresan bir durumdu. Yani nedense beklememişim onlar da gelirdi. Halbuki şimdi geriye doğru bakıyorum niye gelmesinler ki? Tabii. Yani çünkü bütün siyasi partiler nihayetinde bu ülkenin partileri. Yani hepimiz daha iyi bir Türkiye için yarışa çıktık. Vatandaşa diyoruz ki biz bunu daha iyi yaparız. Diğer partiler de bunu söylüyor. Vatandaş boyumuza, posumuza, yaptığımız işlere,
söylediğimiz işlere bakıyor, oyunu veriyor. Hem değerlendirmesini yapmış Tabii. oluyor, vekalet veriyor. Az önceki cümlemiz yarım kaldı. Buyurun. 3-4 gün önce işte Berlin'deydim ben. Evet. Yani yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçimlere gösterdiği ilgi çok memnuniyet verici düzeyde. Bu akşam itibariyle 750 bine yakın oy kullanılmış. Yani çok yaklaşık, ciddi rakamlar, tabii, güzel rakamlar bunlar. Yani bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yani seçim sisteminden kaynaklanan sebeplerle belki katılım az olmuştu ama benim şahsen yani işte doktorasını yurt dışında yapmış, uzun süre orada yaşamış ve yurt dışına yönelik çalışmalarda üst düzey bürokrat olarak görev almış birisi olarak benim tahminlerimin ötesinde bir ilgi alakanın ortaya çıkması hem bana bir iddia kaybettirdi. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Hem de şey çok... Ne vardı iddianın ucunda efendim? Onu söylemeyeyim şimdi yoksa yani ettim. Kayıtlarda da geçecek. Benimle iddiaya giren arkadaşlar bak televizyonda evet. da söyledim. Hadi bakalım sökül diyebilirler. O ayrı bir bahis. Fakat başka bir husus daha Ama var. Türkiye'nin gelişen yapısını da ortaya koyuyor o katılımcı görüntü elbette, öyle değil mi? Elbette. Yani demokratik bir ortam olduğunu da Türkiye'nin elbette. Demokratik yansımasını da bir elbette. Şekilde gösterge olarak kabul edebiliriz bu yoğun katılım oranında. Kesinlikle. Mesela yani biz Türkiye'de siyasi konularımızı çok sert tartışmayabiliyoruz. Yani bir yabancı, bir Alman, bir Fransız baktığında bunlar biraz sonra bıçakları çekip birbirlerine girecek. Düşüncesiyle bakabilir. Evet. Fakat bizde öyle değil. Sert tartışıp sınırlarımızda durmayı biliyoruz. O da yani bizim milletimizin güzel hasletlerinden bir tanesi. Evet, aynen, aynen. Yani asgari müşterekler noktasında bir araya gelmeyi biliyoruz. O açıdan ben Türkiye'mizin yakın ve uzak geleceği noktasında çok çok iyimserim. Tabii bizler açısından seçim süreci heyecanlı geçiyor. Değil mi? Bir kısım partilerimiz için endişeli geçiyor olabilir. Yani bu tabandaki veya sokaktaki sükunetin bir sebebi de bu. Yani zihinlerde istikrar yerleşmiş. Yani hiç ummayacağınız insanlar istikrarın yani rastgele bir kelime olarak kullanıyor. Bu değerlendirme önemli bir veriydi. Yani sizin aktardığınız... istikrar yerleşmiş. Mesela belki halk siyasi... Halk zaten istikrar istiyor diyorsunuz. Tabii. Siyasi duruş olarak... İdeolojik duruş olarak belki X partisini herhangi bir insanımız, kardeşimiz benimsiyor olabilir. Ama nihai noktada yani hem kendi özel dünyasının dengeleri bakımından hem ülkenin dengeleri bakımından istikrarın ne kadar önemli olduğunu düşündüğü için. Daha Türkçesini söyleyeyim yani işte alışverişe girmiş bir şeyler almış kredi ödeyecek şu bu vesaire. Bunları riske atmak istemiyor kimse ve akıllıca bir şey bu. Ha biz sadece bunun üzerine de bir yorum yaparak, bunun üzerine siyaset inşa ederek falan gitmeyi parti olarak doğru bulmuyoruz. Yani bizim siyasal söylemimizdeki spektrumu şöyle baştan aşağı değerlendirmeye aldığımızda iç politikadan dış politikaya, şuradan buraya yani geniş bir yelpaze var. Geçmiş Türkiye'nin, eski Türkiye'nin, çok uzaklarda olmayan eski Türkiye'nin hallerini hatırlayacak olursak vakti zamanda işte bir devlet büyüğü diyeyim artık. Siyasetçimiz onlar ne veriyorsa ben 5 fazlasını vereceğim noktasına getirmişti. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu işte asgari ücrette bir rakam söyledi. Bir başkası 2 katını söyledi. Başka bir tanesi 3 katını söyledi. Siyaset ciddi bir iştir. Sayın Başbakan yani, yanıt verdi gibi. Yani siyaset ciddi bir iştir. Yani söylediğiniz söz sizi bağlar. Yarın öbür gün ya işte bilmem ne olmuş da yapamadık falan diyeceğiniz sözlere girmeyeceksiniz. AK Parti'nin en büyük farklarından bir tanesi bu. Yani yapılamayacak işi söylemiyor. Yani gerekirse bir şeyleri kaybetmeyi de göze alarak. Çünkü Türkiye'yi kaybettikten sonra her şeyi zaten kaybetmiş oluyorsunuz. Yani birkaç puan oyun işte esnek olmasını, yüzer gezer hale dönüşmesi riskini göze alarak popülist politikalara prim vermiyoruz. Bu ülke popülist politikaları hak etmiyor. Yani popülizm bize geçmiş yıllarda 10 yıllar kaybettirdi. Artık bu lüksümüz yok. Dünyayla yarışır haldeyiz. Ben tabii kampanya çerçevesinde iş adamlarımızla da gidip görüşüyorum. Onlar ekonomik gerçekliğin, ekonomik gidişatın tamamıyla farkındalar. Yani
ülkemizin hangi şart ihracatta falan güzel noktalardayız. Hı hı. Ama hangi zorluklarla ihracat yaptıklarını gidip iş adamlarından dinleyin, kuruşlarla para kazanıyorlar. Evet. Kimse bu dengeleri bozamaz. Yani vatandaş da zannediyorum buna müsaade etmeyecek. Ama diğer taraftan tabii şöyle bir durum da var. Bu seçimin enteresan noktalarından birisi. Yani yurt dışında bunu görmüş olmak esasen beni şaşırtmadı ama yine de garipsiyor insan. Mesela en son Alman Yeşiller Partisi temsilcileri, sözcüleri HDP ile ilgili olarak taraf belirten bir tutuma girdiler. Evet, destek evet, istiyorlar. Yani, aynen. Yani demokrasinin anlamı itibariyle işte Türkiye'de demokratik katılımın yüksek olması falan filan gibi konularda elbette yorum yapabilirler, değerlendirme yapabilirler. Ama sanki yani HDP'nin veya herhangi bir partinin dış şubesiymiş gibi adeta kampanya yaparcasına konuya girmeleri çok enteresan. Biz AK Parti olarak ya bizim bildiğimizin çok çok ötesinde işler yapmışız. Bunu anlamış oluyoruz. Yani kendi kendimize oturduğumuzda tamam biz bizeyiz. Hani tevazu da gerekiyor. Bir yerde susuyoruz ama yaptığımız işlerin dışarıdan yankısına bakıldığında ha diyoruz. Aslında epey bir mesafe almışız. O açıdan yurt dışından yabancı partilerin, kurumların, şahısların Türkiye'deki bir seçimle ilgili olarak tavır almaları çok manidar. Aslında keyifli de bir şey. Ha, demek ki etkimiz sadece Balkanlarla, Kafkaslarla, Orta Doğu'yla sınırlı değil. Bu da güzel bir gelişme. Az önce belirttiğimiz gibi gelişen Türkiye'nin yansıması belki. Elbette. Seçimin bir dahilesi, elbette. Yeşiller yani Partisi. Her şeyimiz. Tabii ki taraf belirterek o istemesi, o tartışılır sizin aslında de. Aslında o şey yani. Vurgu yaptığınız devletler ama. Devletler arası nezaket kurallarının biraz çerçevesinde yapılmalı en azından. Yani, yok, nezaket kurallarının biraz çiğneyen bir. Çiğneyen bir tutumdu. Tutum. Aynen. Yani şimdi bakınız biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak herhangi bir Avrupa ülkesinde herhangi bir zamanda olacak seçimlerde onların seçimlerini tabii etkileyebilecek güce sahibiz. Aynen. Çünkü orada vatandaşlık almış insanlarımız var. Öyle bir şeye biz kalkışmıyoruz ama biz öyle bir şeye muhatap oluyoruz. Sorun değil, onun da üstesinden gelecek hı-hı güce sahibiz. Burada ilginç olan husus şu, yani kendi muhalefet partilerimiz de yani kendi işlerini bıraktılar. HDP barajı aşacak evet mı, aşmayacak çok mı? Çok fazla gündemde HDP. Oraya odaklanmış durumda. Bu aralar aynen aynen HDP'nin baraj açma hani konusu. Bir siyaset bilimci olarak ben tabii şaşırıyorum. Ciddi yani anlamda gündeme geliyor ve ulusal medyada da yer buluyor. Yani çok enteresan bir durum. Yani demek ki muhalefetin artık muhalefet anlamında söyleyecek başka sözü kalmadı. Yani işte Sayın Kılıçdaroğlu asgari ücreti ben dedi şuraya çıkartacağım. Başka bir şey kalmadı. Şimdi HDP işte barajı geçsin. Bırakın kendi güçleriyle geçsinler. Eğer o kadar sizi çok dertlendiriyorsa ya seçim öncesi niye birleşmediniz? Hep birlikte bir araya. Yapılan ittifaklar var öyle değil mi? Yani pekala, bu konuda tartışılmaz mı? Tabii, tartışılır tabii sizin de dediğiniz üzere. Yani, neden bir ittifak söz konusu olmadı diye. Yani işte o zaman hadi partimin Bursa'daki 10 numarası olarak söyleyeyim. Ya arkadaş hep beraber şöyle karşımıza geçseydiniz. Bizi zorlasaydınız. Ya biz zorlanmak istiyoruz. Biz hakikaten kaliteli muhalefet istiyoruz ki yaptığımız işlerin kalitesi yükselsin. Yani kendin çal, kendin oyna pozisyonuna düşmek zorunda kalıyoruz bu tür bir muhalefetle. Yani karşımıza işini bilen, gücünü bilen profesyoneller çıksa bakın şuradaki... Ciddi muhalefet bekliyoruz, muhalefet arıyoruz. İnşallah bu yeni dönemde yani muhalefet kalitesi mecliste ve sivil tabii toplumda hizmet kalitesi yükselir de yükselir. Tabii, bu anlamda tabii, muhalefetin yani, ciddi anlamda muhalefet yapması iktidarında, hizmetlerinde çıtayı bunu ciddi anlamda yükseltir. Bunu bekliyoruz çünkü şöyle bir durum da var. 7 Haziran akşamı işte seçim sonuçlarını alacağız. Ondan sonra önümüzde 4 yıllık bir süreç var. Bu süre içerisinde seçim yok. Biz AK Parti olarak şunu iddia ediyoruz. Yani bu 4 yıla inşallah 40 yıllık bir hizmet, 40 yıllık bir iş sığdırmak gibi. Tabii 40 yıl tabii burada şey... Tabii en önemli gündem maddesi AK Parti'nin yeni anayasa. Halka dokunduğunuzda, vatandaşla birebir konuştuğunuzda, halkın bu anlamda beklentisi ve yeni anayasaya ilgisi, yorumu ne oluyor? Halkın, siz bu konuda neler yani, söylersiniz? Halkın yeni anayasa konusunda o konulara çok girmiyor halk.
Evet. Girmemesi şeyden dolayı, oraya bir tepkisi yok. Yani hı hı. oraya bir itirazı yok. Yani, İnanç mı var anayasa? Tabii yani şimdi Türkiye'de anayasamızı 82'den bu yana defalarca tadil ettik. Orasını mıncıkladık, burasını mıncıkladık. Yani bir yerlerini değiştirdik, olmuyor, yürümüyor. Aynen. Vaziyet şuna benziyor. Yani işte 80'li yıllarda üretilmiş, Bursa'da üretilmiş bir ismi de kuşlardan alınmış bir arabayı düşünelim. Reklam hı hı. olmasın diye girmiyorum oraya. Evet. Yani şimdi onun motoruna fazla dokunamıyoruz ama kaportayı sürekli yenilemişiz. Gaza basıyorsunuz gitmiyor. Anayasanın anayasa durumu bu. Anayasada böyle bir yani modeli yani otobanlar yapılmış falan filan. Yani gaza bastığınızda 150-200 yapabileceğiniz kalitede şeyler otobanlar yapılmış. Yani hayat değişmiş, dünya değişmiş, toplum değişmiş. Teknoloji gelişmiş, her sektör hala, gelişmiş. Ama hala siz işte yani motoru tekleyen bir şeyle araçla yol almaya çalışıyorsunuz. Eski anayasamızın durumu budur. Vatandaş bunu bu şekilde bilincinde diyorsunuz. Belki hukuki anlatımı, teknik ifadeleri bakımından dile getirmeyi bilmiyorum ama bunun kesinlikle farkında. İnşallah seçim sonrasında oluşacak tabloda. Yani yeni bir anayasa taslağı çerçevesi çıktığında yani bunu AK Parti bir köşeye çekilip kendi başına yapacak falan değil. Yani bunu yine defalarca mecliste bunun çalışmasını yaptık. Tüm tarafların katılımıyla toplumsal bir konsensus oluşturarak yapmak durumunda olduğumuz için sonraki süreçte de öyle olacak ve nihayetinde yani halkın onayına büyük ihtimal sunulacak bir çalışmayla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla yani nihai karar merci yine milletin kendisi olacağı için bu noktada yani bizim birebir temasta bulunduğumuz insanlarda şey yok. Yani peki, bu konuda bir şüphe yok. Halkla, şüphe olmadığı için de bu konuya girmiyorlar. Girmiyorsunuz. Peki halkla temasta olduğunuz çalışma temposu içerisinde tabii ki öncelikli konu ekonomik konular oluyordur. Ki en önemsenen konu başlığı o zaten vatandaş nezdinde. Hangi beklentilerini size aktarıyor vatandaş? Ne bekliyor 2015 7 Haziran'dan sonra? Yani bizim vatandaşımız, şimdi kararsızlar meselesine tekrar dönüyoruz. Evet. Bu tür konularda en azından benim izlenimim o şekilde. Renk vermiyor. Çok hani böyle karşı naz yapıp zorlarsak ya nedir, ne görüyorsun falan diye. Devam edecek işte ya falan deyip öyle. Ya duamız sizin mi falan. Ya tamam işinize gücünüze bakın falan şeklinde tepkiler alıyoruz. Bunlardan en ilgincini ben... Güzel Bursa'mızın işte bir pazarında, şimdi hangisiydi hatırlayamadım. Yani dolaşıyoruz, selam veriyoruz. Güzel bir anekdot herhalde, dinleyelim. Yani işte 60 yaştan üzerinde olduğunu düşündüm bir ablamız. İşte merhaba dedim, hal hatır falan sorduk. Bakın dedi, şu dolar ve avrodaki dengesizliği bir an önce halledin. Ben dondum kaldım. Çok Allah iyi. Allah dedim, memleket nereye gelmiş? Yani pazardayız. Bir tane teyzem, yani her şeyi hallettik pazar yerinin ortasında, şu dolar ve avrodaki dengesizliği halledin diyor. Bir an önce çözün diyor. Yani bunu o sahneyi alsak, herhangi bir Avrupa'da, Avrupa Üniversitesi'nde göstersek, emin olun şey şöyle bir küçük dillerini yutarlar. Aynen, Türkiye bir şaşkınlık faydası olur yani. Diye. Bu çok enfes bir şey. Yani toplumun siyasi bilincini, toplumun ekonomiyle alakalı bilinç seviyesini gösteriyor. Kesinlikle gösteriyor. Yani müthiş bir şey. Ben acayip keyif aldım dedim ya, elbette ki. Şimdi onu ben talimat olarak aldım, biliyor musunuz? Hani millet siyasete talimat veriyor ya, ben siyasi talimatımı pazarın orta yerinde 60 küsur yaşındaki teyzemden aldım. Bir seçmenden aldınız. Bana açıkça talimatını verdi teyzem. Yani millet iradesini orada çok açık net söyledi. Şu dolar ve avrodaki dengesizliği halledin. Bundan ötesi yok. Şimdi böyle bir seçmen profilin yani rastgele karar yani vermesi söz konusu değil. Yani siz şurada ifade ettiğiniz, vurgu yaptığınız konu seçmen de... Eski oranla, diğer genel seçimlere oranla, geçmişteki genel seçimlere oranla bilinçli bir yapı kesinlikle, içerisinde. Kesinlikle. Bilinçli bir seçmen portföyüne sahip artık Türkiye. Çok güzel bir şey söylediniz. Bakın aslında yani, bu Bursa'daki sosyal bilimcilerimiz keşke gitseler bunu araştırsalar.
Avrupa ülkelerini Türkiye'yi de dahil ederek alıp seçmen profili araştırması yapsalar, en profesyonel seçmen, yani demokrasi nihayetinde onlarla yürüyen bir süreç zannediyorum Türkiye'de. Yani bir Alman seçmen bizim işte Bursa'daki insanımız kadar konuları, kişileri, kurumları, partileri bu kadar tartmıyor. Ben bunu şuna bağlıyorum, politikaya inancına da bağlıyorum vatandaşın. Yatsınamaz bir gerçek, AK Parti iktidarıyla birlikte, gelişen Türkiye ile birlikte halk, vatandaş, seçmen politikacıya inanmaya başladı. Yani hay ağzınıza, bunu söylemekten çekiniyorum. Bu durum böyle. Bu tespitimiz, bu tablo böyle aslında. Çok, bir gazeteci, çok, bir yazar olarak bunu birebir gözlemliyor muyuz? Evet, gözlemliyorum. Biz o zaman bunu da yazalım. Yani çok yerinde, güzel bir tespit bu. Yani biz sadece otoyolları, sadece ekonomiyi, sadece işte üretimi falan daha üst kaliteye çıkarmış değiliz AK Parti olarak. Dediğiniz gibi seçmen kalitesinin yükselmesinde de epey bir payımız oldu. Ya bununla da ayrıca iftar, bununla da ayrıca iftar etmekte bir beis görmüyorum. Ama bu güzel insanlar iyi ki varlar. İyi ki onların önünde biz sınava çıkıyoruz, notumuzu onlar veriyorlar. Ve ben işte seçim sürecinde vatandaş değer görmek istiyor. Bu da bir gösterge AK Parti'nin. Yani keşke kameralarınızla gelebilseniz, pazarda, şurada, burada çok enfes manzaralar oluyor. Yine geçen işte 3-4 gün önce Berlin'de tabii parktaki teyzelere de gittim ben. Onlar eskinin gurbetçiler. Onların torunları gurbetçi değil artık. Aman Allah'ım, yani neler anlatıyorlar. Derin siyaset dinlemek istiyorsanız bu Bursa'da da mümkün. Parkta bir köşede kendi aralarında muhabbet eden teyzeler var ya. Türkiye gündemini birebir takip ediyorlar. Kesinlikle. Öyle değil mi? Ciddi yani, bir takip sözü. Eğer sizi şöyle ciddiye alırlarsa, yani bana samimiyetle gelmiş, hakikaten bir şey sormak istiyor. Hani evde de öyle olur ya, halalarımızdan, anneannelerimizden hayatın sırrını, ne bileyim gelmişi, geçmişi bir şeyleri öğreniriz. Hayat tecrübesi aktarırlar. Aynen. Aslında aynı teyzelerimiz, annelerimiz bize derin siyaseti aktarabilecek şeye de sahip. Potansiyele sahip diyorsunuz. Çünkü onlar geçmişi de biliyorlar. Belki işte bir akademisyen, bir siyasetçi olarak benim ve arkadaşların yaptığı gibi cümleleri uzun uzun kullanmıyorlar. Daha kısadan, daha kitabın ortasından, biz öyle başladık ya. Aynen, kitabın ortasından belki anlatıyorlar. Ama hayatın özünü anlatıyorlar, tecrübelerini anlatıyorlar. Evet. O açıdan yani sevindirici bir tablo var diyorsunuz. Yurt dışı tecrübelerim oldukça keyifliydi. Güzel. Evet. Şunu sormak istiyorum. Sayın Dönmez, Sayın Davutoğlu başbakanlığında bir seçim. Evet. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Nasıl bir tablo olacak? Gayet güzel bir tablo olacak. Yani tablonun içeriğiyle alakalı merak ettiğiniz husus. Halkın bakış açısı Sayın Davutoğlu'na gibi. Yani bu konuşuluyor ve tartışılıyor. Sayın Davutoğlu'yla ilk seçim, genel seçim, AK Parti. Yok, Sayın Davutoğlu Sayın Başbakan için ilk seçim değil esasen. Yani Sayın Başbakanımız, evet, başbakan sıfatıyla, evet, sıfatıyla ilk seçimi. Ama yani bizim siyasi hareketimiz mitinglere birebir kendisi hakim, ilinde dolaşıyor. Köklerini konuşmaya kalkmış olsak eski Türk tarihine kadar götürmemiz gerekir. Ama biz yakınında kalalım. Hem Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız bu siyasi hareket içerisinde işte öne çıkmış mümtaz şahsiyetlerin hayat hikayelerine baktığınızda hepsi esasen çok eskiden beri tanışıyorlar. Evet. Yani dolayısıyla bizdeki parti olarak bizdeki bu tür değişimler, dönüşümler sadece nöbet değişimi veya işte bayrağı bir başkasına teslim etmek şeklinde olur. Hareketin bütünlüğü gelmişi, geçmişi itibariyle de yani bayrak bir adım daha öteye taşınır. Vakti zamanı gelince Sayın Başbakanımız da bayrağı yine bir başkasına teslim edecek. Onu teslim ettiği de bir başkasına teslim edecek. Dolayısıyla orada yani çok ekstra bir durum söz konusu değil. Aksine yani Sayın Cumhurbaşkanımız de söylemişti Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde. Yani hükümetle
uyumlu çalışabilen bir cumhurbaşkanı olmanın kendisine getireceği avantajların farkındaydı. Şimdi de esasen yeri geldiğinde nazik bir üslupla bunu hatırlatıyor. Yani Türkiye'nin istikrarı söz konusu olacaksa devleti idare edenler arasında uyum olması lazım. Bu uyum olduğu zaman işte takımda uyum olduğu zaman Bursaspor'un Fener'i yenmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Takım uyumlu olsun yeter. Yani biz Dünya Ligi'nde yani üst sıralara oynamak isteyen bir ülkeyiz. Ve bunu yapabileceğimizi de artık biliyoruz. Ara sıra tabii futbol bu berabere kaldığımız oluyor falan veya maç uzayabiliyor. Şu anda çok güzel bir takım var. Ve takım oyunu halinde. Devletin bütün mekanizmaları tıkır tıkır işliyor. Neden işliyor? Yani devlet içerisinde bir zihin bulanıklığı yok. Yani Türkiye'nin daha ileri noktada, daha üst noktada olması için gerekli adımlar konuşulduğunda düşünce çok kısa bir sürede eyleme geçebilecek durumdayız. Türkiye'nin mevcut durumu bugün itibariyle öyle. Yarın da öyle olacak. Yarın öyle olduğu zaman yani mesela bir Çin faktörü var karşımızda. Yani çok seri karar alıp dünyanın her tarafına her türlü ürünü, her türlü kalitede, her seviyedeki kaliteyi üretiyorlar ve satıyorlar. Nihayetinde benim yani ülkemde ithalat, ihracat, ticaret, üretim yapan insanlar bunlarla baş edebilmek zorunda. Bunu yapabilmeleri de devlet içerisindeki ahenge bağlı. Yani Ankara'da işler yavaş dönmeye başlarsa Bursa'da işler durur. Aynen. Bursa'da işlerin durmaması için Ankara'nın berrak olması lazım. Evet, başkent Ankara'nın siyaset gündemini. Elbette. Ama olumlu hava yansıtması tabii, yani tabii ama ki Ankara'daki, tüm sektörde en önce ekonomiye yansıyor. Tabii Ankara'daki berraklığı ve Ankara'daki durumu belirleyen de nihayetinde Bursa'nın insanıdır. Ne bileyim Trabzon'daki arkadaşımdır. Bütün Türkiye'dir. 7 Haziran akşamı da bunu göreceğiz. Yani belki seçmende şöyle bir arka plan duygusu olabilir. 13 yıl uzun bir süre. Yani keşke muhalefet partileri de ciddi manada bir değişim, dönüşümle karşılarına çıkmış olsaydılar. Ya en fazla değişen parti de biziz. Yani işte başbakanımız yeni, kadrolarımız yeni. Şimdi hani diğerlerine burada öyle üstü kapalı laf çakıyormuş durumuna düşmek istemem ama evet. Herkes aynada kendisine bir baksın. AK Parti sürekli kendisini yeniliyor. Her anlamda yeniliyor. Sonra çıkıp yani işte 20 sene önce de aynı muhalefeti yapan. Şimdi apaçık ortada muhalefet partilerinde sürekli bir seçmeninde de tercihini muhalefetten yana yapan vatandaşta da evet. Bir lider değişimi isteği olduğu gerçeği var. Ve sürekli gündeme gelen gündem maddeleri, kamuoyuna yansıyan maddeler bunlar. Hem CHP için geçerli, hem Milliyetçi Hareket Partisi için geçerli. Kendi teşkilatları ve tabanlarından gelen de istek de bu aslında bakıldığında. Yani elbette. Siz çok ince bir nüans, yani burada çok ciddi bir konuya aslında vurgu yapmış oldunuz. Değişim beklentisi muhalefette de çok fazla var mı? Evet var. Ama muhalefette bu seçime ciddi anlamda deyim yerindeyse asılıyor mu? Onu gözlemliyor muyuz? Evet, gözlemliyoruz. Çok yani, ciddi bir yarış olacak kanaatindeyim. 7 Haziran mı? Evet. Yani evet. Çok ciddi bir yarış olacak ama söyleyeyim biz kendimizle yarışıyoruz hala. Bu Türkiye için bir kayıp biliyor musunuz? Yani hakikaten evet. Öyle üstü kapalı ince eleştiri babını da söylemiyorum. Türkiye için bir kayıp. Yani inşallah umarım önümüzdeki dönemde daha farklı bir muhalefet söz konusu olur. Yani öbür türlüsü şimdi yani bir takım ayrıntılara girmek şık da olmayacağı için o kısmını karıştırmıyorum. Yani Türkiye'de güçlü, kaliteli, güzel bir muhalefet eksikliğini maalesef yaşıyoruz. Biz yaşıyoruz onu. Ya iş başa düştü ne yapalım onu da biz yapmak zorundayız. Yani kendi kendimizi yeniliyoruz. Böyle giderse şey... hani buzdolabında araba vesaire şey... kampanya yapılıyor ya eskisini getirene yenisini vermek diye.
Ya iş başa düşerse belki bir gün onu yapacağız. Yani eski muhalefeti bakalım, getir, yeni muhalefet verelim. Haziran akşamı gece ilerleyen saatlerde hangi şehirden hangi seçim sonuçlarını aktaracağız? Nasıl bir tablo oluşacak? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yayınımıza ediyorum. Yayınımıza katıldınız Sayın Gürsel Dönmez. Başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yani seçim hem Bursa'mız için hem Türkiye'miz için hem de bölgemiz için inşallah hayırlı olacak diye düşünüyoruz. Bunu temenni ediyoruz. Farklı zaman diliminde yeniden sizi Line TV stüdyolarında ağırlamak isterim. Çok evet sevgili ederim. İzleyenler, bize ayrılan sürenin bu akşam da sonuna geldik. Biz yarın farklı bir saatte sizlerle birlikte olacağız. Sizi de bu ekrana bekliyoruz. Sevgiyle kalın, esen kalın.